Siber Ramo'ya neden ihanet etti? Ramo bundan sonra ne yapacak? Ramo artık başlıyor. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Necip. Sonunda beklediğimiz an geldi. Yani aslında tam olarak başlamadı ama bu uzun bekleyişin ardından gelen fragman içimizdeki özlemi biraz olsun dindirmeye yetti. Önce kısa bir hatırlatma yapalım. Bu kanalda Ramo dizisinin bölüm tahminlerini ve analizlerini yapıyorum. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse artık videomuza başlayalım. İlk sorumuza cevap verelim. Siber Ramo'ya neden ihanet etti? Arkadaşlar bence bu sorunun İki cevabı olabilir. Ya Siber ailesindeki ölümlerden Ramo'yu sorumlu tuttu ve aşkı nefrete dönüştü, ya da Ramo'yu Cihangir'den kurtarmak için Cihangir'in oğlu Taner ile evlendi. Bu konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. Önceki videomda diziye yeni katılan oyuncuların canlandıracakları karakterlerden bahsetmiştim. Henüz o videoyu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneriyorum. Konumuza dönecek olursak, Taner yani Cihangir'in oğlu ve Siber fragmanda gördüğümüz kadarıyla evleniyor. Yavuz Sibel'e mutlaka bir şeyler planlıyorsun, neden evlendin gibisinden sorular soruyor. Siber ise güçlü bir eş ve mutlu bir yuva cevabını veriyor. Ama bu cevabın samimi olmadığı çok belli. Siber kesinlikle bir şeyler planlıyor ve planlarının sebebi Ramo'yu koruma isteği. Bence Siber Ramo'yu korumak için büyük fedakarlıklar yapacak. Tekrar fragmana dönelim. Fragmanda Ramo hapishanedeyken Cihangir'in adamlarının saldırısına uğruyor. Ama bu saldırılara karşı dimdik ayakta duracak. Bunu zaten önceki tanıtımlarda da görmüştük. Ramo hapisten çıktığında ise çok öfkeli. Bunun en büyük sebebi Sibel'in ihanetine uğramış olması. Sibel'in ihaneti yetmiyormuş gibi bir de Ramo'nun en büyük düşmanı olan Cihangir'in oğluyla evlenmesi üzerine Ramo'nun içindeki hayal kırıklığı yerini büyük bir intikam ateşine bırakacak. Peki Ramo bundan sonra ne yapacak? Her şeyden önce Ramo'nun Cihangir'le savaşabilmesi için güçlü bir koza ihtiyacı var. Peki o koz kim biliyor musunuz? Nehir. Yani Cihangir'in kızı. Nehir'in nasıl bir karakter olduğunu önceki videomda açıklamıştım. Nehir babasının yaptığı kötü işlerden kendini uzak tutmaya çalışan dürüst bir doktor. Peki Nehir Ramo için nasıl bir koz olacak dediğinizi duyar gibiyim. Bunun cevabı ise aşk. Fragmana dikkatli baktığınızda 42. saniyede Ramo ile Nehir'in aynı arabada olduğunu göreceksiniz. Belli ki beraber birilerinden kaçıyorlar. Belki de Cihangir'in düşmanlarından biri Nehir'i öldürmeye çalışıyordur. Ancak Ramo Nehir'in hayatını kurtaracak ve Nehir Ramo'yu tanıdıkça ve hikayesini öğrendikçe ona olan ilgisi artacak ve bunun sonucunda Ramo'yu babasından korumaya çalışacak. Gelelim Doğu'ya. Yani Cihangir'in en has adamına. Ramo'nun peşindeki en tehlikeli adam. Ama bu adamın da zayıf bir noktası var. Bir sır. Doğu ile ilgili Doğu'dan saklanan büyük bir sır var. Bu sırrın Cihangir ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve yine bu sırrın Doğu'yu Cihangir'e düşman edecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Cihangir'e karşı olan düşmanlık Ramo ile dostluk demek. Şimdilik bu sır ortaya çıkmayacaktır. Bunları nereden biliyorsun derseniz Show TV'nin resmi Instagram hesabındaki şu fotoğrafın altında yazan açıklamayı okuyabilirsiniz. Ramo'dan yeni haberler geldikçe kanalımda paylaşmaya devam edeceğim. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölüm hakkındaki görüşlerinizi ve tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.